nedir? Variz toplar damarla ilgili yetmezliktir. Yani kanı kalbe taşıyan toplar damarlarda oluşan kapakçık yetmezliği sonucu damarlarda genişleme ve yeni damar oluşumu demektir. Varisin en çok sebebi nedir? Kadınlarda hamilelik, genel olarak obezite, kilolu olma, sabit ayakta durma veya sabit iş yapma gibi, mesela öğretmenlik gibi, uzun yol şoförlüğü gibi meslekler genetik olabilir. Daha birçok sebebi var ama esas sonuca baktığımızda toplar damarlarda oluşan yetmezlik sonucu damarlarda genişleme. Variz şikayetleri nedir? Hastalarda variz şikayetleri genel olarak ağrı, ayakta kızarıklık, gün içerisinde özellikle ayakta bir ağırlaşma, işte gece krampları, yanma, bazen ilerlediği zaman renk değişiklikleri, ayakta yara çıkma gibi şikayetlere sebep oluyor. Bunu önlemek için ne yapmak gerekiyor? İşte özellikle kiloya, hareketsizliğe dikkat etmek gerekiyor. Tedavisi nedir? Birkaç tedavisi var. Tabii bu evresine göre hastayı görüp değerlendirmek gerekiyor ama birkaç tedavisi var. Kan sonlandırıcı ilaçlar gibi medikal tedaviler olabilir. Variz çorabı olabilir. Lazerle veya yapışkan madde dediğimiz köpükle damarı kapatma olabilir. Burada şunu belirtmek istiyorum. Variz tedavisinde damar açılmıyor. Damar kapatılıyor. Yani çalışmayan damarı kapatıp kendi kendine küçülmesini bekliyoruz variz tedavisinde. Peki varisin tanısını nasıl koyuyoruz? Varisin tanısını şu şekilde koyuyoruz. Öncelikle iyi bir muayene gerekiyor. Bunun için de ultrasonla, renkli doppler ultrasonla hastayı detaylı bir şekilde hem yatar pozisyonda hem ayakta muayene etmek gerekiyor. Buna göre hangi damarlarda yetmezlik var, hangi damarda problem var, derin damarda mı, yüzeyel damarda mı yoksa sadece görsel mi, bunların tanısını koyuyoruz. Tanısını koyduktan sonra tedavi aşaması daha kolay. Yani bir şeyin önce tanısını koyarsak tedavisi daha kolay olur. Tedavi aşamasında damara göre, yani varis dediğimiz damarlar şöyle, bir çok küçük telangiektazi dediğimiz örümcek ağı gibi küçük kozmetik probleme sebep olan varisler var. Biraz daha geniş ağ şeklinde olan varisler var. Bir de büyük damar dediğimiz 4 mm'nin üzerindeki genişlemiş varis dediğimiz damarlar var. Tedavi buna göre değişiyor. Eğer büyük damarda problem varsa çok hızlıca yapışan yapışkan maddeler var. Damar içerisinde bunu verip damarı kapatabiliyoruz. Derinde bizim görmediğimiz damarlardaki. Bir kısmı da köpük tedavisi dediğimiz, halk arasında köpük tedavisi olarak bilinen, yine yapışkan bir maddeyle küçük damarlara bir iğneyle girerek o damara ilacı verip damarı kapatabiliyoruz. Tedavi çok kısa sürüyor, 15-20 dakika arasında sürüyor. Sadece girdiğimiz bölgeyi uyuşturuyoruz. Yani vücudu, hastayı tamamen uyutmuyoruz. Sadece girdiğimiz bölgeyi uyuşturup küçük bir kesi alıp damarı kapatıp çıkıyoruz. İşlemden sonra hastanın yatmasına gerek kalmadan hastayı mobilize ederek, yürüterek çıkarabiliyoruz. Tedavi hastanemizde yapılmakta. Hastanemizde tedavi için girişimsel radyolojiye hastalar başvurabilir. Hastalar değerlendirilir. Ona göre hastalığın durumuna göre hastamızın tedavisini planlayabiliriz. Varisle ilgili şikayet olan hastalarımızı Özel Sular Akademi Hastanesi radyoloji bölümüne ilk muayene ve değerlendirme için bekliyoruz. Ondan sonra hastamızın zaten tedavisi planlanmış olacaktır.